Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Online Kardiyoloji Club bünyesinde Kardiyak Kemar'dan bahsedeceğiz. Çok değerli iki tane konuk hocamız var. Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anla Bilim Dalı'ndan Tuncay Hazırol hocamız ve Selin Ardoğan, hocalarımız bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlere katıldıkları için. Ve Selin hocamız şimdi bize Kardiyo Kemar'da güçlüğünü yaptıktan sonra Tuncay hocamızdan değerli katlarını görüşlerini alacağız. Ve sözü Selin hocamıza bırakıyorum. Teşekkürler. E, merhaba herkese, iyi akşamlar. Evet, sunumu paylaşayım. Görüntü geldi sanırım. Geldi, evet. E, tekrar merhaba. E, bu akşam özellikle olgular üzerinden biraz e, kardiyak MR'dan e, bahsedeceğiz. Aslında tabii bütün sekansları ve MR fiziği tamamen e, çok derin bir... E, ve uzun bir konu ancak bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Kardiyak MR'da özellikle değerlendirdiğimiz parametrelerden ilki anatomi ve morfoloji. Bunun dışında MR ile fonksiyon değerlendirebiliyoruz. Her iki ventrikülün fonksiyonunu, duvar hareketlerini, kapak hareketlerini değerlendirebiliyoruz. Perfüzyon görüntüleme yapabiliyoruz. E, Miyokard canlılığını değerlendirebiliyoruz. Fibrozis ve skar alanlarını saptamak açısından. E, bunun yanı sıra akım değerlendirmesi yapabiliyoruz. Yani kapak darlıkları, yetmezlikleri ve şantlarda e, akım ölçümleri yapabiliyoruz. E, Kardiyak MR'ın birçok e, klinik kullanım indikasyonu mevcut. E, Konjenital kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, perikard patolojileri ya da kitleler gibi... Ee, ancak özellikle yumuşak doku çözünürlüğünün e, oldukça iyi olması nedeniyle, özellikle miyokarda etkileyen patolojilerin değerlendirilmesinde, doku karakterizasyonunda, kardiyak emar oldukça başarılı. Ee, i̇skemik kalp hastalıklarında miyokarda etkilenmesinde ya da burada e, görebileceğiniz bütün non-iskemik kardiyomiyopatilerde e, kardiyak emarı e, farklı alanlarda kullanıyoruz. Ee, normal koronal sagittal ve aksiyel vücut planlarının yanı sıra, e, Eko planlarına benzer şekilde kalbe yönelik planlar alıyoruz. Ee, kısa aks, e, iki oda, dört oda, e, üç oda gibi uzun aks görüntüler. Burada kısa aks, uzun aks, dört oda ve iki oda uzun aks görüntüleri görüyoruz. Ve bunlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Kabaca e, morfolojik görüntüleme e, ile başlayacak olursak e, siyah kan ve beyaz kan seriler üzerinden e, öncelikle anatomiyi değerlendiriyoruz. E, siyah kan serilerde e, şöyle kanın baskılanmış olduğunu, siyah şekilde görüldüğünü görebilirsiniz. Beyaz kanda ise parlak gözüküyor. Morfojik e, morfolojik görüntülemede e, daha çok e, siyah kanı anatomik değerlendirme için kullanıyoruz. Örneğin konjenital kalp hastalıklarında, anomalilerde, e, medyasyonel anavasküler yapıların değerlendirilmesinde kullanıyoruz. Bunun dışında vasküler patolojilerde, örneğin vaskülitte, ağır duvarı tutulumunda kullanabiliyoruz. Eğer yağ baskılama yaparsak aynı zamanda miyokarttaki ödemi, inflamasyonu bu serilerle saptayabiliyoruz. Örneğin burada kısa aks planda bir T2 yağ baskılı siyah kan görüntüsü görüyorsunuz. Normal baskılanmış bir miyokart görüyoruz. Sağdaki hastada e, myokarditi, akut miyokarditi olan bir hastanın e, görüntüsü. Burada e, bu hastadan farklı olarak şöyle mit miyokardiyel tarzda ödemle uyumlu yaygın sinyal artışını görebiliyoruz. E, fonksiyon değerlendirmesini e, sine seriler, beyaz kan sine seriler üzerinden yapıyoruz. E, MR ventrikül fonksiyonlarının hacim ve kütlesinin hesaplanmasında nanivazi altın standart yöntem e, olarak geçiyor. Kısa ak serilerden ventrikül fonksiyonların hesaplamasını yapıyoruz. Buna yönelik olarak daha çok mitral kapaktan Apex'e kadar aralıksız aldığımız sine görüntüler mevcut oluyor. Bunun yanı sıra iki oda, dört oda, üç oda gibi uzun ak serilerde de sine görüntüler alıyoruz. Sayısal fonksiyon hesabının yanı sıra duvar hareketlerini ve miyokard kalınlığını da yine sine görüntülerden değerlendiriyoruz. Burada normal bir hastanın e, sine görüntüleri mevcut. Bunun yanı sıra kapak hareketlerinde e, kapak dar, kapak hareketlerini değerlendirmesi mümkün oluyor. Yine darlık ya da yetmezliklerde e, şant varlıklarında jet takımı görüntülemek için e, sine serilerden yararlanıyoruz. Burada gördüğünüz tük yetmezliği olan bir hastanın e, sine görüntüleri burada diastolde artik kapakta geri kaçışlı uyumlu jet takımı e, görebiliyoruz. E perfüzyon görüntüleme ilk geçiş perfüzyonunu e, rutinde daha çok kitlelerde e, ya da e, adenozin verilerek stres perfüzyonu şeklinde risk altındaki miyokardı saptamak için kullanabiliyoruz. E, burada gördüğünüz gibi ilk e, kontrast maddenin veriliş esnasında görüntüleri elde ediyoruz. İşte önce sağ ventriküle geldiği, daha sonra sol ventriküle olduğu ve miyokarda geçtiğini kontrast maddenin e, görebiliyoruz. Faz kontrast e, yöntemi ile akım ölçümleri, akım değerlendirmeleri yapıyoruz. E, bu yöntemle büyük damarlar ve kapaklarda akımın e, sayısı <laughs> olarak e, kantifikasyonu <laughs> mümkün oluyor. Bunun dışında eğer örneğin ASD, VSD gibi şant mevcutsa, mevcutsa mevcut yine e, şantların e, sayısal kantifikasyonunu yapabiliyoruz. Örneğin burada pulmoner kapağı yönelik planlanmış bir görüntü. Bu görüntüleme alanından ileri ve geri akım hacimlerinin ölçümü ve buna bağlı olarak hesapladığımız regürtasyon fraksiyonu oluyor. Bunun dışında yine pik akım hızı ve basınç gradiyentini bu sekans yardımıyla ve post-processing yöntemleriyle hesaplıyoruz. Özellikle yumuşak doku çözünürlüğü çok yüksek demiştik. Bu nedenle özellikle miyokardiyel doku karakterizasyonunda en iyi inanılmaz bir yöntem olarak e, kardiyak MR geçiyor. Miyokarttaki nekroz, skar alanlarının, e, örneğin amiloidozda görülen infiltrasyonun, e, ödem, inflamasyon ve hemorajinin gösterilmesinde kardiyak MR kullanıyoruz. E, doku karakterizasyonunda kullandığımız en önemli e, sekans geç faz post kontrast görüntüleme. Bunun dışında son yıllarda artık rutin kullanıma giren parametrik haritalama metotlarından faydalanıyoruz. Geç kontrast görüntülemede kontrast maddeyi verdikten en az 10 dakika sonra görüntüleri alıyoruz. Ve bu görüntüleri alırken normal miyokart dokusunu baskılıyoruz. Bu nedenle normal miyokart dokusunu siyah görürken fibrotik alanların kontrast tutan şekilde... E, sinyali artmış şekilde e, göze çarpmasını sağlamış oluyoruz. E, özellikle miyokardiyal skar ya yani replasman fibrozisinin saptanmasında e, geç faz post kontrast görüntülemeyi kullanıyoruz. Yine fibrozisi saptadığımızda bu fibrozisin iskemik mi yoksa non iskemik mi e, non iskemik etiyojen bağlı olup olmadığını e, ayırt etmede kullanıyoruz. Ee, yine iskemik yani emal geçiren hastalarda örneğin fonksiyonu bozulmuş e, ancak fibrozisi olmayan canlı dokunun, kurtarılabilir dokunun e, fayda görmesini, e, fayda revaskülarizasyondan fayda görebilecek dokunun saptanmasını e, sağlıyoruz. E, ayrıca örneğin aniskemik kardiyomiyopatilerde spesifik kontrastlanma paternleriyle ayırıcı tanıda e, yol alabiliyoruz. Bunun dışında fibrozisin yanı sıra ekstraselüler hacim artışıyla giden... E, Ödem, inflamasyon ya da e, ekzoseler e, hacimde amiloid birikimiyle giden, örneğin amiloidozda da e, kontrast tutumu görüyoruz. Bunun dışında tümörlerde, kardiyak kitlelerde ilk geçiş e, perfüzyonun yanı sıra e, geç faz post kontrast serilerden de tümörün vasküleritesini değerlendiriyoruz. Özellikle e, geç faz post kontrast serileri tümör trombüs ayrımında kullanıyoruz spesifik kontrastlama paternlerinden bahsetmiştim. Aslında iskemik ve non iskemik e, ayrım yapmamız gereken ilk şey. E, özellikle subendokardiyel ve subendokardtan başlayıp transmuralle varan kontrast tutulumlarında e, iskemik etiyoloji e, yer alıyor. Bunun dışında non iskemik birçok patoloji için... E, mid miyokardiyal ve subepikardiyal kontrast durumlarında ayırıcı tanı için e, farklı yerleşim yerleri mevcut e, diyeyim. Örneğin dilete kardiyomiopatide septal mit ya da işte miyokarditte daha çok lateral interlateral duvarda şeklinde e, bu bulguları kullanarak ayrıcı tanıda e, yol almaya çalışıyoruz. Paralitik haritalama yöntemleri aslında e, nispeten tabi diğer sekanslara göre daha yeni olarak kullanıma girdi. Burada miyokarttaki T1 ve T2 relaksasyon sürelerini sayısı olarak ölçebildiğimiz kantitatif haritalar oluşturuyoruz. Burada örneğin T2 haritalama serisinde şurada miyokarttaki ödemle uyumlu şurada T2 değerlerinin arttığı bölgeleri görebiliyoruz. T2 artışı ödemden etkilenirken T1 e, fibrozisin e, yanı sıra ödemde de yükseliyor. E, yine daha çok miyokardı difüz tutan interstisyel fibrozisin gösterilmesinde T1 haritalamayı kullanıyoruz. Bunun dışında e, örneğin miyokarditte amiloidozda takipte ve e, tedavi yanıtın değerlendirmesinde de sayısal ölçümlerle e, kantitatif takipte parametrik haritalamaları kullanabiliyoruz. E, bu gösterdiğim pre kontrast ya kontrast verilmeden aldığımız bir T1 harita. Bunun dışında kontrast sonrası T1 e, mappingte alarak pre ve post kontrast e, miyokard e, cI intensitelerini ve miyokard değerlerini ve hematokriti kullanarak ekstraselüler hacim hesaplıyoruz. E, özellikle difüs fibroziste ve amiloidozda hem ECV'nin belirgin artışı e, tanısal ya da prognostik olarak değerlendiriliyor. Ee, şimdi olgular üzerinden biraz e, bahsetmeye devam edeceğim. İlk hasta 60 yaşında bir erkek hasta. Adremisin sonrası kalp yetmezliği gelişiyor. Aslında e, ilaca bağlı toksite araştırılmak için kardiyak MR çekilen bir hasta. E, ejeksiyon fraksiyonu %6 olarak e, hesapladık. Diastol ve sistol sonu hacimleri belirgin artmış. Sol ventrikül dilate. Kısa aksine görüntüleri e, burada görebiliyorsunuz. Miyokardın diğer segmentleri kalınlaşırken, şurada inferior duvarın e, belirgin ince olduğunu ve e, hatta diskinetik olduğunu görebiliyoruz. Şurada diastol ve sistol sonu görüntülerde inferior duvar şöyle ince gördüğümüz gibi. E, ee, bu incelme ve hareket bozukluğunda mutlaka e, iskemik etiyoloji aklımıza gelmeli ki post kontrast geç faz görüntülerde de pazar kesimden apikal kesime kadar şöyle sağ koroner ters sulama alanına uyan düzeyde inferior duvarda transmural kontrast tutumu var. Yine iki oda görüntülerde de bunu görebiliyoruz. Ee, bu, bunu bu hastadaki e, fonksiyon bozukluğu ve kontrast tutum paterni geçirilmiş enfarkt ile uyumlu. E, bu hasta ise 37 yaşında bir erkek hasta. 2 yıl önce e, miyokard infarktüsü geçirmiş. Eko'da apikal trombüs saptanıyor. Bunun üzerine e, MR çektiğimiz bir hasta. E, ejeksiyon fraksiyonu yine düşük. 43. Diastol sonu ve stol sonu hacmi e, artmış e, benzer şekilde deminki hastayla. E, kısa aksine görüntülerde e, şöyle şurayı görebiliyorsunuzdur. Midventriküler düzeyde. E, anteroseptal duvarda. Ve apikal düzeyde septuma doğru uzanan e, hareket bozukluğunu görüyoruz. Yani aslında orası incelmiş ve diğer segmentler kalınlaşırken orası pek de kasılmıyor, akinetik olduğunu söyleyebiliriz. Şurada iki oda uzun aksine görüntüde yine apex'in inceldiğini ve e, diskinetik olduğunu seçebiliyoruz. Bunun yanı sıra apekste miyokarttan ayrı olarak seçilen şöyle bir trombus görünümü mevcut. Yine bu hastada geç kontrastlı serilerde iskemik patenli bir kontrast tutulumu var. Burada gördüğünüz gibi subendokarttan başlıyor. Şöyle anterior duvar ve septumda. Apikal düzeyde anterior duvar, septum ve inferior duvara doğru uzanan yaygın subendokardiyel iskemik patenli fibrozisi var. Yine şöyle iki oda post kontrast görüntüde fibrotik alan, fibrotik apex'in şu iç tarafında kontrast tutmayan trombüsü görebiliyoruz. Sıradaki hasta 18 yaşında bir kadın hasta. Göğüs ağrısı ve çarpıntısı var. Bakılan troponin değeri çok yüksek olarak saptanmış. Myokardit arıyoruz. Sine görüntülerde. Şurada aslında duvar hareketlerinde bir bozukluk yok. Ventrikül fonksiyonları normal. Ama baza kesimde, inferolateral duvarda hafif bir e, sinyal artışı görüyoruz. Sine görüntüleri post kontrast e, aldığımızdan, kontrast verdikten hemen sonra alıyoruz. Bu nedenle bu alandaki ile uyumlu. E, post kontrast geç faz görüntülerde ise yine bazal inferolateral duvarda bu sefer e, subepikardiyel subepikardiyal paternli bir kontrast durumu mevcut. Yani iskemik bir hadise değil. Bu kontrast tutan alana uyan kesimde yağ baskılı T2 serilerde sinyal artışını görüyoruz. Miyokardın diğer segmentlerine nazaran bu bulguda eşlik eden ödem bile uyumlu. Dolayısıyla hastanın akut miyokardit olduğunu söylüyoruz. Yine bu parametrik haritalarda hem T1 hem T2 kontrast tutan alanda e, yaygın e, artmış, yükselmiş. Dolayısıyla bunlar da akut miyokardizi destekler nitelikte. 2018 yılında revize edilen e, Lake Louise kriterlerine de bu parametrik haritalama yöntemleri girmiş durumda. E, özellikle ana kriterlerde miyokardta ödemi ve moniskemik paterndeki miyokard hasarını e, göstermemiz önemli. E, T2 mapping ya da T2 yağ baskılı serilerde ödemi e, görüyoruz. Bunun dışında T1 ECV artışı ya da kontrast tutulumu da naniskemik miyokart hasarını gösteriyor bize. Bunun dışında e, destekleyen kriterlerde işte perikardit ya da e, sol ventrikül e, disfonksiyonu olabilir. Sıradaki hasta 20 yaşında bir erkek. Ailede ani ölüm öyküsü var ve ekoda hipertrofik kardiyomiyopati saptanıyor. Ejeksiyon fraksiyonu %78 hiperkinetik bir e, görünüm var zaten sol ventrikülde ve diastol sonu miyokart kütlesi de belirgin artmış. Sine görüntülerde bakacak olursak bazalde daha çok anteroseptal sep, duvarda septuma doğru uzanan midventriküler ve apikal düzeyde lateral duvarın görece korunduğu ama ağırlıklı olarak tüm miyokarda tutan yaygın hipertrofi mevcut. Şurada görüyorsunuz sistolde e, lümen neredeyse oblitere oluyor, belirgin daralıyor. Bunun dışında şurada da mitral kapak komşuluğunda subartik jetle uyumlu bir görünüm var şurada. Yine dört oda sine görüntülerde de e, burada subartik alandaki jet akımı görebiliyoruz. Bunun yanı sıra mitral kapak düzeyinde de hafif geri kaçışlı uyumlu bir jet akımı var. Aslında MR'la değerlendirmemizin en önemli yönü fibrozisi saptamak hipertrofik kardiyomiyopatide. Çünkü geç faz post kontrast bulumu ani ölüm ve aritmilerle ilişkili. Bu hastada da yine post kontrast serilerde özellikle hipertrofik segmentlerde şöyle yamasal tarzda baskılanmış miyokart zemininde kontrast tutan alanları görebiliyoruz. Şurada ve burada. Ee, hipertrofik Kardiyomiyopati'de e, duvar kalınlığı artışını ve kütle artışını MR'la söyleyebiliyoruz. Ne oldu? Ekran Pardon. Paylaşımdan düştüm sanırım. Hı hı. Pardon. Tamam herhalde. Tamam oldu. Ee, bunun yanı sıra e, konsantrik ya yani hipertrofinin konsantrik ya da asimetrik olduğunu söylüyoruz. Yine eğer ağırlıklı olarak asimetrik septal hipertrofi ve mitral kapağın e, anterior kapakçının öne hareketi varsa buna yol açtığı subartik darlığı söyleyebiliyoruz. Yine bu subartik bölgeden akım çalışması yaptığımızda bu bölgedeki gradiyenti hesaplayabiliyoruz. Bölge Bölgesel fibrozis e, önemli demiştik. E, eğer kontrasttan miyokard tüm miyokard kütlesinin yüzde on geçiyorsa bu bir kötü prognoz kriteri. Bunun yanı sıra sun duvar kalınlığının 30 milimetreyi aşması, e, subartik stenoz varlığı, sağ hençkül tutulumu kötü prognoz kriterleri olarak belirtiliyor. Burada başka bir e, görece daha asimetrik bir hipertrofisi olan bir hasta var. E, anteroseptal duvar ve septum hipertrofisi. E, post kontrast serilerde şöyle bağlantı noktalarında HKMP'de görmeyi beklediğimiz e, hipertrofik septuma da uzanan fibroziste uyumlu bir kontrast tutulumu var. E, bu hasta... 56 yaşında nansas ventriküler taşık var. Eko'da epikal hipertrofi e, saptanıyor. Şöyle kısa aks görüntülere tekrar e, baştan alacak olursak. Şöyle miyokarttaki hipertrofi görüyoruz. Lümen yine sistolde tama yakın oblitere oluyor. Ama deminki hastadan farklı olarak bu midventriküler düzeyde. Midventriküler treapikal kesim bileşkesi düzeyinde. E, ee, kısa aksta burada sağ ventrikülün de apeksinin hipertrofik olduğunu görüyoruz. Ee, bunun dışında şöyle midventriküler ve apikal segmentlerin hipertrofisinin yanı sıra apeksin de korunduğunu uzun aks görüntülerden söyleyebiliyoruz. Ee, burada post kontrast geç faz görüntülerde, kısa aks görüntülerde, hipertrofik midventriküler düzeyden geçen kesitlerde e, şöyle silik e, Tam sınırları belli olmayan kontrast tutulumu ıı, mevcut. Bunun dışında midventriküler hipertrofilerde e, gerçekleşen apikal diskinezi ve apikal basınç artışı nedeniyle Apex'in şöyle Apex'inde de transmural kontrast tutulumu görülüyor. Bu da fibrozisle uyumlu. E, bu hasta 26 yaşında ve ani gelişen bir kalp yetmezliği e, Olmuş, saptanmış, e, MR istenmiş bir hasta. E, zaten görsel olarak baktığımızda sol ventrikülün geniş olduğunu, ejeksiyon fraksiyonunun azalmış olduğunu görüyoruz. E, global bir hipokinezi mevcut. Bunun yanı sıra septumda akinetik. Şöyle tüm serilerde. Bu dört oda. E, görüntülerde de mitral kapaktaki geri kaçışı görüyoruz. Sol ventrikül ve sol atriyum belirgin genişlemiş. Bilateralde plevral efüzyon var az miktarda. Şimdi bu hastanın dilate kardiyomiyopati olduğunu bu bulgularla söyleyebiliyoruz zaten. E, ama post kontrast geç faz serilerde septumda mitmiyokardiyal çizgisel kontrast tutumu görmeniz e, önemli. Çünkü bu da DKMP'de kötü prognoz kriterlerinden olarak sayılıyor. Dilata kardiyomiyopatide e, iskemik non iskemik ayrımı önemli. Yine e, geçirilmiş iskemik bir e, etiyoji nedeniyle mi e, dilete KMP oldu yoksa idiopatik mi bunu e, ayırmak MR'la mümkün oluyor. E, yine dediğim gibi septal miyokardiyal kontrast durumu kötü prognozla ilişkili. E, bu ise başka bir dilete kardiyomiyopati hastası. Yine bunda da deminkine nazaran çok daha yaygın olarak şöyle subepikardiyel mid miyokardiyel yaygın Kontrast tutulumunu görüyoruz. Şöyle subendokart korunmuş. Orası normal olarak gözüküyor. E, bu hasta 38 yaşında. Tekrarlayan senkop ve çarpıntı e, öyküsü var. Ailede aritmojen kardiyomiyopati öyküsü var. Ve dış merkezde genetik analizde dezmokolingeni pozitif gelmiş. Ee, zaten aslında aritmojenik kardiyomiyopati e, arıyoruz. Bu antonu ile çekiyoruz. Ee, dolayısıyla her iki ventrikülün fonksiyonlarını hesaplamışız. Sağ ventrikülün ejeksiyon fraksiyonu belirgin azalmış %18. Ve sağ ventrikül çok geniş. Diastol son hacmi artmış. Sol ventrikülün de ejeksiyon fraksiyonu azalmış. %44 ve sol ventrikül de geniş. E, sine görüntülere baktığımızda sağ ventrikülün geniş olduğunu görsel olarak da görebiliyoruz. Bunun dışında e, sağ ventrikülde yaygın bölgesel diskinezi alanları var. Örneğin şurada bazal inferior duvarda e, şöyle anterosuperior superior duvarda e, midventriküler ve apikal kesimde daha belirgin şöyle küçük balonlaşan diskinetik alanları e, görebiliyorsunuz hareket bozukluklarını. Bu hastada da e, bunun dışında şöyle sağ ventrikül basınç artışına bağlı olarak septumda bir e, diastolik bounce oluyor. Ya yani sept erken diastolik diskinezi görüyoruz. Bunun dışında apikal lateral duvar da akinetik. E, burada aslında e, bir ventriküler aritmojenin kardiyomiyopati e, tanısını buraya kadar koyabiliyoruz. Ama bizi destekleyen başka e, başka bulgularda post kontrast serilerde Sağ ventrikülde, inferior duvarda şöyle kontrast tutulumları var. Bunun dışında sol ventrikülde de anteroseptal duvarda ve lateral duvarda fibrozis alanları var. Bu da bir aritmojenik kardiyomiopati hastası. Burada da sağ ventrikülün belirgin genişlediğini sola nazaran görüyoruz. Yaygın akinezi alanları mevcut. Yine basınç artışı nedeniyle e, septumda bir diastolik diskinezi oluyor. Şöyle dört odada sağ ventrikülün ne kadar genişlediğini görebiliyoruz. Ee, ayrıca triküspit kapakta da yetmezlik durumlu bir jet akımı var. Ee, sağ ventriküldeki genişlemeye bağlı. Yine diastolde e, septumda diskinezi e, var. Bu hasta deminkine nazaran çok daha yaygın bir fibrozis var. Sağ ventrikülün tüm duvarları kontrast tutuyor. Ee, ayrıca sol ventrikülde de şöyle lateral duvarda kontrast tutan alanlar var. Yine bu hastada ventriküler aritmojenik kardiyomiyopati. Eee aritmojenik kardiyomiyopati aslında hani bildiğimiz eski e, ARV'de e, son yıllarda 2020 yılında tanı kriterleri yenilendi. Ventriküler ventriküler ve izole sol ventrikül e, aritmojenik kardiyomiyopati tiplerinin e, olduğu saptandıktan sonra Tabii tek tanı kriterleri MR değil ama burada MR'daki kriterlerden bahsetmek istiyorum. Sağ ventrikülde majör kriter bölgesel akinezi, diskinezi alanları ile birlikte dilete, sağ ventrikülde dilatasyon ya da sistolik disfonksiyon görmeyi bekliyoruz. Yine sayısal değerleri belirlenmiş durumda. Sadece hareket bozukluğu tek başına minor kriter olarak kabul ediliyor. Yani Hareket bozukluğunun mutlaka olması lazım bunun dışında kontrast sonrası geç-faz teriler kriterleri girdi. Ee, özellikle transferal kontrast tutumu major kriter olarak kabul ediliyor artık. Sol ventrikülde ise yine sol ventrikülde serbest duvarında ya da septumda kontrast tutulumu major kriter olarak kabul ediliyor. Ee, sol ventrikülde dilatasyon e, olsun ya da olmasın sistolik disfonksiyon ya da duvar hareket bozukluğu ise minor kriter olarak geçiyor. Ee, bu hasta 46 yaşında bir kadın hasta ve EKO'da subendokardiyel trabekülasyon artışı nedeniyle non-compaction araştırılıyor. Ee, ejeksiyon fraksiyonu %47 hafif azalmış ve sol ventrikül geniş olarak görüyoruz. Ee, kısa aksine görüntülerde şurada mid ve apikal düzeyde yaygın subendokardiyel trabekülasyon artışı mevcut. Şöyle bakacak olursak da non kompakte miyokardın kompakte miyokardı oranı belirgin artmış. Ee, post kontrast geçmez serilerde belirgin bir kontrast tutulumu yok. ancak T1 değerleri difüz olarak miyokardın artmış durumda. Ki bu da intersiyel, difüz intersiyel fibrozis ile uyumlu. non kompaktın görece tartışmalı bir konu çünkü e, altın standart bir tanı kriteri yok. E, farklı eşik değerler önerilmiş geçmişte. E, ancak özellikle şu çok bilinen non-kompakte bölü kompakte miyokart kalınlığının 2.3'ün üzerinde oluşu e, MESA çalışmasında retrospektif olarak bakıldığında aslında o çalışma e, yakatılan hastaların yaklaşık %40'ında bu kriterleri karşıladığı saptanmış. Dolayısıyla aslında fizyolojik olarak da trabekülasyon artışının görülebileceği belirtiliyor. Bu nedenle non-kompakt miyokard kütlesinin tüm miyokard kütlesine oranı da oranının kullanımı da önerilmiş durumda. Ama asıl daha çok rutin kullanımda trend yani sol ventrikül disfonksiyonu ya da dilatasyonu işte ejeksiyon fraksiyonunda azalma olmazsa izole yani şu izole 2.3'ün üzerindeki e, non kompakte böyle kompakte miyokard kalınlığını non compaction e, ya kardiyomiyopati dememek gerekiyor. Trabekül Trabekülasyon artışı olabilir ama kardiyomiyopati demek için özellikle sol ventrikül disfonksiyonu ve fibrozis varlığının e, olması gerektiği savunuluyor son zamanlarda. Ancak birçok tanı kriteri önerilmiş ve dolayısıyla e, çok da e, altın standart bir yöntem henüz kullanımda yok. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Selin Hocam. Ağzına sağlık. Ee, Tuncay Hocamıza sözü bırakalım. Ee, onun katkıları olacak onu dinleyelim. Buyurun hocam söz sizde. Bu arada soru gelirse daha da katta bulunmak isterim. E, Genel itibariyle güzel özetlemiş özellikle monoskemik e, patolojileri ve sekansları. Tabi bu kardiyak yamar göre göre geçen tomografi toplantısında da söyledim. Bütün klinisyenler mutlaka kendi konusuyla ilgili kesitsel görüntülemenin e, görüntülerinden biraz anlaması çok faydalı. Bu açıdan tekrar teşekkür ederiz e, sizin e, grubunuza. Bize bu e, Selin Hoca'ya bu konuşmayı verdikleri için, bana bu yorum yapma şansını sağladığı için. Kardiyak kemer her geçen gün artıyor. Bizim Acıttepe'de işte e, sayımız kardiyak MR olarak tabii kardiyocun desteğiyle beraber haftalık bir 25 civarında kardiyak yamar çekiyoruz. Talesemileri katmazsak hmm. daha da a, ar artabiliyor. Ee, i̇skemik hastalıklarda e, senin de bahsetmedi. Ben de konuşmamda bahsetmek de çok sevmiyorum. Bu perfüzyon iskemi değerlendirmesini. Çünkü bizim e, kardiyak görüntüleme olarak tek yapmadığımız, yapamadığımız değil yapmadığımız, yapmayı tercih, edemedi, tercih etmediğimiz diyeyim. Ee, konu. Çünkü hadi adını verme filan bu klinik bütünde hem marda yer bulmakta zorlanıyoruz. Hem hasta başa gidecek zaman bulamıyoruz. Orada bir hastanın başa gitmek de e, gerekiyor. Ama no, özellikle bizim merkezimiz işte bu miyokard patolojileri, konjenital kalp hastalığı e, üzerine daha yeter miktarı hasta çekmemizi sağlıyor. E, yine soru ee, bir MR anjiyografi görüntüsü ekleyebilirdi senin MR anjiyografi Hı -hı. hep Hı -hı. böyle açar kalmış bir konu çok efektif aslında. Hı -hı. Ee, geçen geçen tomografide göstermiştin değil mi senin MR anjiyosen yanlış mı hatırlıyorum? Yok, MR anjiyografi yani göstermedim abi. Bunu söylemek isterim ben günümüzde tüm MR cihazları, tüm üreticiler diyeyim koroner arterlerin proksimal kesimlerini Atrosiklodik kalp hastalığı işte patolojiler için çok güzel gösterebiliyor. Anomalilerde ya da işte ektazilerde filan ya da takaya kavazakili hastalarda e, koroner MR anjiyografi e, bu görüntülemenin rutinine girebilir MR görüntülemesinin. E, yine soru alırsak detaylı cevaplamak isteriz Selin Hoca ile beraber. Çok teşekkürler hocam. Bir tane sorumuz var. Sohbet kısmında Harkan hocamızdan gelen bir soru. Neden her latikardi miyopatide geç e, gadolinyum tutulumu görmüyoruz? Neden ne, hangi patolojide? Neden her dilate kardiyomiyopatide geç gadolinyum tutulumu görmüyoruz demişiz hocam. Aslında Hatta şöyle e, her dilate kardiyomiyopatide geç kontrastlanma görüp görmediğimiz tartışılabilir ama şunu söyleyeyim ben. Şimdi Selin Hoca anlattı geç kontrastlanmada biz miyokardı baskılıyoruz. Miyokardı baskılarken eğer bir patolojide tüm miyokard eş oranda fibroz içeriyorsa, eş oranda kontrast tutuyorsa, hepsi eş oranda baskılandığından aslında kontrast tutmadığını anlayamıyoruz. Hep homojen olarak aynı intensitede gözüküyor. O yüzden de bu T1 mapping özellikle bizim kontrast tutmamış gibi gözüken bölgelerin hem ekstra sölüler boşluğunu hesaplamamızı sağlıyor. ECV dedik artışı göstermemizi sağlıyor. Hem de miyokard e, fibrotik ise tevri reaksiyası uzadığında rahatlıkla görebiliyoruz. Yani kontrast tutmuyor değil. Hepsi tutuyorsa onu ayıramıyoruz MR'da. Anladım hocam. Ee, başka soruda katkı varsa alabilir dinleyicilerimizden. Yoksa ben bir soru sorabilirim hocam. Ee, bu nefrojenik sistemi sistemik virosis, özellikle kontrast sonrası yıllardır hep e, duyduğumuz, korktuğumuz, çekindiğimiz bir durum. E, bunu hiç e, gördünüz mü hocam? Tecrübe ettiniz e, mi? E, oldan, Şu oldan, an bu yeni kontrastlarla aslında çok daha iyi görmediğimizi biliyoruz. Bunu, ama gene de bir glomerular her çekim öncesinde görüyoruz. Ya yani bunun için kabaca güvenli glomerular sınırımızı kaç olarak belirlememiz gerekiyor? Bu konudaki görüşlerinizi alabilirsek seviniriz hocam. Önce en objektif olarak şeyi söyleyeyim ben. GFR'ı 15'in altında olanlara vermek istemiyoruz kontrast maddeyi. Bu 2000 2000'lerin başında, 2000, 2010 civarında çıktı, birkaç olgu gösterildi. Sonra bir daha gösterilmedi, pek gösterilmedi. O zaman piyasanın hakim kontrast maddeleri, nilayer dediğimiz, bu gadalinyumun bileşiğinin tek bir bağlantısı olan moleküllerdi o sırada bir iki tane piyasada makrosik dediğimiz kontrast ajanı vardı. Bir anda lineer ortadan kalkıp bu makrosiklikler kullanılmaya başladı. Ondan sonra bir daha çıkmadı. Bilemiyorum. Biraz spekülatif olacak ama yani pek böyle bir NSF çok bana şu an için e, kendi görüşüme göre biraz balon diyemeyeceğim ama dikkat etmesi gereken bir konu. Ama çok da karşılaşacak bir konu değil günümüz kontrastlarında. Ama asıl sorun şunu biliyoruz kontrast maddeleri, MR kontrastları beyinde ve kemikte kesin birikiyor. Yani o yüzden de e, çok sık yani kontrast endiki olmadan kontrastı çekelim diye yüklenmemek lazım. E, ama NSF birazcık daha eski şeyinde değil. En azından günümüz kontrastlarında. Sınırımız GFR 15. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir sorumuz gelmiş hocam. İlk sunduğumuz olgu antrasiklin kalyotoksitesiydi ve transmural e, gadolinyum tutumu mevcuttu. Bu durumda anjiyografide öneriyor musunuz? Zeynep Pultaş hocamızdan gelmiş. İlk sunduğumuz vaka vardı. Antrasiklin toksitesi sebebiyle e, MR şeklen ve e, RCA evet. bölgesinde transmural tutum gösteren bir olgumuz vardı. Tekrar paylaşayım mı? Olur. Şöyle Bu tekrar paylaşayım. Diyeceğiz. İstersen Anjo şöyle bir dakika hemen paylaşayım. Bu aslında antitüresistiklin tokistisi için çekilmiş ama bizim gördüğümüz bulgular geçirilmiş iskemiyle uyumlu. Dolayısıyla anjiyografi evet bu hastada öneriliyor önermemiz gerekiyor. Sağ koroner arter, ya özellikle koroner arter sulama alanına uyan transmural e, kontrast tutulumunda ve e, bu burada gördüğümüz miyokartta incelme ve hareket bozukluğunda bu hastada e, öncelikle antresiklin toksitesi düşünmedik biz. İskemik etiyoji düşündük. Bu nedenle anjiyografi tabii ki önerilmeli. E, yani, kemoterapetik ajanların tok sitesinde daha çok monist kemik patenli e, kontrast bekliyoruz. Ödem bekliyoruz e, akut bir durumda. Ki bu hastada onlar yoktu. E, dolayısıyla bunda anjiyografi yapılmalı bu hastada evet. Ee, teşekkür ederim hocam. Dur, ben de bir ek yapmak isterim. E, bu kemoterapilerin e, tok sitesine bağlı cidden bize geliyor hastalar ama hastalar geldiğinde kemoterapi almış olarak geliyor. Tabii böyle bir uygulama yok ama bu bizim T1 relaksasyon değerleri e çok gri zonları olan ve cihazdan cihazı değişen değerler milisaniye ile ölçülüyor. Eğer böyle bir şeyi kesin acaba kemoterapiye bağlı bir sıkıntı olmuş mu diye bakmak istiyorsak aslında e, hastanın kemoterapi öncesindeki T1 miyokard değerinde aynı cihazda bilmekte fayda var. Çünkü bir cihazı çekersiniz normale yakın çıkar o cihazın T1, T1 ağırlığı değişiktir. O yüzden de direkt olarak demek de zor yani. Kemoterapi sonrasında T1 çok yükselmiş ve özellikle küçük oynamalarda kesin söylemek zor oluyor T1'e bakarak. Teşekkürler evet, hocam. platformumuzun da kurucusu Sercan Okutucu hocamızın bir sorusu var. o da çok teşekkür ediyor hocam sizlere. Ve bizdeki cihazlarla kardiyak 4D flow MRI bakabiliyor muyuz? O Selin kompojenin Selin süresi. Ben bakamıyorum Selin bakayım. Yeah, aslında çekilen sekanslar var cihazlarda. Ama onun işlemesi için özel yazılımlar gerekiyor. Biz başta şu an böyle demo gibi falan açtırmıştık bir süre. Ama o devam etmeyecek. O nedenle asıl yani sekansı almak sorun değil ama post processing kısmı ve onu işleyebilecek yazılım mı bulmak sıkıntı? Bunlar tabii maliyetler gittikçe arttı günümüzde. Euro dolar kuru üstünden oluyor bunlar. E, yazılım sıkıntımız var. <laughs> yani bizde iki yıldır aktif olarak vardı. Sonuna geldik. E, buradaki soru şey aslında. Şimdi şey deniyor sunumlarda. İşte e, Sine'den Strain'e geçiyor MR. İşte 2D Flow'dan yani Fast Contrast'tan 4D Flow'a geçiyor. Buradaki son özellikle Türkiye için hatta dünya e için de bu soru önemli. Bu iki strain ve 4D flow yani lab, research tool mu yoksa klinikte kullanacak safhaya geldim. Benim iki yıllık kendi tecrübeme göre cidden klinikte bunu uyarlamak ve kullanmak zor. Research olarak çok efektif olarak kullanılabilir ama. 4D flow'da şöyle bir bölüm tarıyorsunuz. Diyelim tüm toraksı, kalp çöpüsü tarıyorsunuz. Oradaki tüm damarları sonra Selin dediği gibi eğer bir software kiralamışsanız ki software'in kiralaması da genel itibariyle standarta bağlanmış gibi yıllık 30 bin dolar civarında bir şey oluyor tüm yazılımlar için. Evet. Euro veya 30 bin euro verirseniz onun karşılığını verecek bir sayıda hasta falan çekebiliyorsanız Türkiye koşullarında kardiyak emarın ederi yani SGK kapsamında 400 lira civarında olduğu için e, bunu karşılamak da zor. E, klinik rutinde kullanmak çok zor hale gelebiliyor. Bir de yine post processing'i çok uzun sürüyor abi. O da klinik kullanımda. Günlük yapmak için e, biraz zor yani. Gerçekten normal fonksiyon ölçümünün yanı sıra ekstra post processing zamanı alıyor. Teşekkürler hocam. Aslında ben de bu MRC'ni soracaktım hocam. Cevap vermiş oldunuz. Bu kardiyonkoloji şu ara bize de bir popüler bir alan olduğu için onda da aslında kardiyotoksite takibinde kullan aslında şu an gündemde olan bir teknik ama herhalde onu da aynı şekilde post processing yapamadığımız için henüz e, standart bir şekilde kullanamıyoruz MRC değil. Strain, çok şeyi de yok değil mi Selin? Strain analizi de uzun da sürmüyor yani günümüzde o tagging evet, çok daha kısa direkt veriyor o tagging onda hiç sıkıntı yok aslında. Ya yani feature tracking eee strain'de herhangi yani çok uzun sürmüyor. O feature tracking nispeten solvent kü fonksiyonunu hesaplarmış gibi ölçebiliyoruz onu e, çok uzamadan ama yine hani güvenilirliği yazılımların güvenilirliği hakkında soru işaretleri çünkü piyasada farklı yazılımlar var. Hepsinin kendi optimal normal değerleri farklı. Dolayısıyla o yazılım için e, Bizim hasta popülasyonumuzun normal değeri nedir? Onu bilmeden çok yorum yapmak mümkün olmayabiliyor. Ben kendim hani ölçtüğüm hastalarda vesaire baktığımda yani konflikt içeren sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Başka soruyla katkı var mı? Yoksa ben bir şey daha sormak istiyorum hocam. Şimdi hastalarımız geliyor hipertrofik ventriküldü. Çok sık görüyoruz böyle hastalar. Tabii ekolye de bazen burada spesifik tanılara yöneltecek bizi bazı bulgular olabiliyor ama MR'da özellikle hipertrofik ventriküldü olan hastalarda bizim mesela daha çok metabolik kardiyopatilere ya da işte tabiye yönlendirebilecek, amyodoz yönlendirebilecek bulgular var mı? Neler bunlar? Hani bunu nasıl yorumlayabiliriz? Pelin sen evet. Ona aslında o konuya girmedim fazla detay olur diye. Yani genel olarak hipertrof fenotipini gördüğümüzde tabii bunları ayırıcı da hepsini düşünüyor, düşünüyoruz yani MR'da raporlarken. Ee, yine, e, Amiloidozda yine ayırıtanı da yardımcı olan hani işte atrium duvarlarında, interatrial septumda kalınlaşma, işte plevral perikardial efüzyon yanı sıra özellikle aslında kısaca laf arasında geçirdim. E, ee, T1 mapping ve ECV'nin e, tanısal ve prognostik olarak çok güçlü olduğu gösterilmiş. Özellikle T1 değerlerinde belirgin artış, ekstraselüler hacimde %40'ın üzerindeki değerlerde gerçekten amiloidoza yönleniyoruz. Ee, yine miyokardı baskılamak için aldığımız sekanslarda e, kan miyokard baskılanma sırasının değişimi ya da işte geç kontrast seride kontrastlanma paterni bizi amiloidoza yöneltiyor. Yine ayırır tanıda bu hipertrofik fenotipte T1 mapping çok önemli. Amiloidoz ne kadar yükseltiyorsa Fabry'de de çünkü T1 mappingin düştüğünü görerek tanı koyabiliyoruz. Ee, yine Fabry'de daha çok lateral-inferolateral duvarda miyokardit benzeri mid-miyokardiyel e Kontrast tutulumu görebiliriz. Ama eğer T1'i düşük ölçüyorsak e, o zaman ayrıca da fabri düşünmek lazım. Yine hipertansif e, kalp hastalıklarında da örneğin hipertrofi olabiliyor. Yine kontrast tutulumu ve parametrik haritalamalar üzerinden ayırt etmeye çalışıyoruz. Teşekkürler ederim hocam. Yani yani ilk, bir şey önce. daha söyleyeyim. Bizi en çok zorlayan e, konu bu nois kemiklerde sporcu kalbi aslında. Sporcu kalbin emarın yeri de baya önemli son dönemde. Ee, ama cidden de değerler emar da olsa değerlendirme güç olabiliyor. Bunun üstüne grupta işte bahsedilmeyen konu sporcu kalbinde de farklı parametreler ve t kullanabiliyoruz. Değil mi Eysel'in? Yani bu evet. değerlendirebiliyoruz. Tamam hocam. Bir de hocam son olarak kalp pilon hastalarda kardiyak kemer çekimi konusunda e, nereye dikkat edin? Normalde aslında turak dışı e, MR'larda aslında bir uçuk testlere kadar güvenle çekebiliyoruz. Hatta bir uçuk testler üzerinde de kalp pili ayarlayarak bunu çekiyoruz ama kardiyak MR çekimi konusunda yani çok tabii e, gevşek entikasyonlara çekmemiz gerekiyor. Bu konuda görüşleriniz nedir hocam? Bir de onu alabilsek seviniriz. Evet Selin hocam sen cevap verirsen. Biz aslında başlamadan önce Yusuf'la kısaca adası üzerine konuşmuştuk. Ee, Şimdi aslında bir buçuk Tesla cihazda kalp pilini kapatarak güvenle çekebiliyoruz. Yani güvenlik açısından e, artık sorun olmuyor günümüzde. Yani üç Tesla'yı kullanmıyoruz artefaktı da arttırıyor diye. Ama bir buçuk Tesla çekebiliyoruz. Ama çekiyoruz ama ne yazık ki görüntüler çok artefaklı oluyor e, ve gerçekten kullanışlılığı konusunda ciddi soru işaretlerimiz var günlük tecrübemize bakarsak. Biz sık çekiyoruz pilli hastaları ama e, çok tanısal olarak e, optimal düzey yakaladığımızı söyleyemeyeceğim. Ya şöyle bir, bir şey var. Selim Bay aşağı indi kollu hastayı kolunu yukarı kaldırıyor. Ne bileyim geniş bandit denilmiş bir yöntem kullanıyoruz ama aslında şey şu. Pilli olan hastada son dönemde MR çekilebiliyor. Ama pilli olan hastada kardiyak emar çok çekilemiyor yani. beyin emarı, alt ekstremit emarı, işte kasiket emarı daha güzel çekiliyor. Onu söyleyebilirim. Kalp emarı biraz zor. Çekiliyor da yani kaliteli olmuyor. Çok teşekkürler hocam. Dinleyicilerimizden başka soru ya da katkı varsa alabiliriz. Yoksa e, yavaş yavaş kapatabiliriz hocam. Sizin söylemek istediğiniz hocam e, son bir söz varsa hocam buyurun hocam. Sonra Selin hocam. Ya çok teşekkür ederim <laughs> tekrar. Yani inşallah e, klinikte bir daha görüntü gördüğünüzde kardiyok arkadaşlara faydamız olmuştur. Seninle çok teşekkür ederim güzel özetledi. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Senin hocam sizin son sözlerinizi alalım. Ben de teşekkür ederim ee, herkese. Kısıtlı bir zamanda e, olabildiğince rafine özetlemeye çalıştım. E, umarım faydalı olmuştur. E, Tuncay hocama da teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim herkese. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı Aynen. bir toplantı oldu. E, Tunca hocamıza ve hocamıza katkılar için çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimize de katılıklar için teşekkür ederiz. Haftaya toplantıda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.